Günaydın, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nurki Özker ben. Analiz Sentez'de karşınızdayız. Haydi hemen Ankara'ya gidelim. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin var karşımızda. Ümit Çetin günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar, mutlu yayınlar, mutlu sabahlar. Teşekkür ederim. Ne kadar enerjik bir açılış yaptın. Mutlu da geçer artık böyle başlayınca. Nasıl başlarsa öyle gidiyor çünkü. Umarız. Sağ olasın. Neler var, neler yok bugün Ankara'nın gündeminde? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi bir programı yok şu ana kadar açıklanmış. Muhtemelen çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam edecek. Tabii birçok konu var. O konularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle işte bütçe bir yandan mecliste devam ediyor. Yıl sonu hazırlıkları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün verdiği mesajlara bakılırsa işte yıl sonu itibariyle yeni işte ekonomik bir takım adımlar gelecek. Vatandaşı rahatlatıcı bir takım adımlar hazırlanıyor. Bunlarla ilgili bu hazırlık aşamalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürmesini bekliyoruz. Bir yandan tabii EYT meselesi gündemde. Bununla ilgili çalışmalar bakanlıkta devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaman zaman sunumlar yapılıyor. Kısa süre içerisinde de anladığımız kadarıyla yıl bitmeden EYT meselesi de gündeme gelecek. Bununla ilgili de çalışmalar Ankara'da bekleniyor. Tabii ekonomi deyince gözler meclise çevriliyor. Biraz önce de dediğim gibi mecliste plan bütçe maratonu devam ediyor. Bugün de devam edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi bugün görüşülecek. Ve mecliste rutin birçok başlık var. Meclisin gündeminde olan bunların hepsi değerlendirilecek. Gözümüz kulağımız bugün mecliste de olacak. Oradan gelecek haberler de olacak. İyi Parti'nin grup toplantısı yine bugün mecliste gerçekleşecek. Bir başka başlık tabii değişmez gündem maddemiz terörle mücadele. Terörle mücadeleye ilişkinde yeni adımlar bekliyoruz. O yeni adımlarla ilgili de değerlendirmeleri gün içinde aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi gündem bu şekilde. Dolayısıyla ekonomi ağırlıklı yıl sonuna yaklaştıkça ekonomi ağırlıklı gündemimiz var. Ekonomiyle ilgili verilecek mesajlar da çok çok önemli. Bugün gün boyunca bu mesajları bu ekrana taşıyacağız. Evet, peki. Bugünün programı böyle. Dünün kritiğini yapalım biraz. Merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı'nı ağırladı. Görüşmenin ardından verilen mesajları nasıl değerlendiriyorsun? İlk sorum bu. İkinci sorum da aynı, şu çok merak ediliyor. Diyelim ki bütün süreçler atlatıldı ve İsveç hem de Finlandiya'yı da işin içine katalım. İkisi birden NATO'ya üye oldular. Bu üye olma süreci tamamlandıktan sonra bir problem çıkarsa, tekrar o terör örgütlerine destek verirlerse nasıl bir yol izlenecek? Bunun için zaten Türkiye daha bağlayıcı adımlar istiyor, daha bağlayıcı sözler istiyor. Dün İsveç Başbakanı'nın hani vücut dilinden, yaklaşımından, Erdoğan'ın yanındaki duruşundan şu anlaşılıyor. Yani Türkiye ne olur hani bizi alın NATO'ya, ne olur tamam biz ne istiyorsanız yapacağız tavrı vardı. Cümleleri de böyleydi. Kendini anlatmak için gelmiş anladığımız kadarıyla. İsveç'i anlatmak için gelmiş. Ve İsveç'in artık hani o ilk başlarda bu işler başladığında işte biz hukuk devletiyiz, biz işte terör örgütü olarak görmüyoruz bunları, bu grupları. Dolayısıyla hukukumuzda terör örgütü olarak görmediğimiz için elimizden gelen bir şey yok, yapacağımız bir şey yok tavrından vazgeçmiş görünüyor İsveç. Evet, hukuk devleti olmanız terörle mücadele etmenize engel değil. Sonuçta burada, bu bölgede bir terör eylemlerine katılmış, terör eylemlerini devam ettiren bir örgütten söz ediyoruz. Ya adı ne olursa olsun, PKK, PYD, YPG, FETÖ adı ne olursa olsun, bütün bu örgütlerle samimi bir şekilde mücadele istiyoruz. Türkiye'nin istediği şey çok meşru. Bu meşru taleplerine de meşru bir karşılık istiyor. Hiç kimseden, hiçbir ülkeden gayri meşru adımlar atın, hukuku çiğneyin denmiyor. Dolayısıyla hukuk bizim özgürlük alanımıza müdahale eden gruplar var, terör örgütleri var. Dolayısıyla özgürlüğün sınırı başkasının özgürlük alanına göre, uluslararası hukukta da böyledir, başkasının özgürlük alanıyla sınırlıdır. Dolayısıyla bizim özgürlük alanımıza sizin topraklarınızdan barınarak, sizin topraklarınızdan destek alarak müdahale eden örgütler var. Biz hukuk çerçevesinde de zaten bununla mücadele edin diyoruz. Ha, yasalarınızda da bu yoksa, bu terörle mücadele yasanızda olmaması sizin eksikliğinizdir. O yasal eksiklerinizi de tamamlayınız dedi Türkiye.
Dün İsveç Başbakanı bir kısmen biz yasaları tamamladık ama yeni yasal düzenlemeler yıl sonuna kadar yapacağız. Bu yasal düzenlemeler sonrası tam istediğiniz noktaya geleceğiz dedi. Anladığımız kadarıyla İsveç tam anlamıyla ikna olmuş. Türkiye'nin kararlılığının bu noktaya onları getirdiği zaten malum. Finlandiya biraz daha zaten daha yumuşak gidiyordu. Finlandiya biraz daha Türkiye ile diyalog halinde ve Türkiye'nin taleplerini karşılama noktasında gidiyordu. Finlandiya ile çok büyük problemlerimiz kalmamıştı. Ama İsveç'te vardı. İsveç'te dün Cumhurbaşkanı Erdoğan direkt bir FETÖ'cünün adını vererek, yani bu ve bunun gibi teröristleri bize teslim edin dedi. Muhtemelen özel görüşmede de listeler verilmiştir. Türkiye'nin istedikleri zaten hukuken gönderildi. Adalet Bakanlığı kanalıyla, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla İsveç'e bütün isimler gönderildi. Hangi teröristin nerede yaşadığını, nerede barındığını, nerede çay içtiğini, işte nereden alışveriş yaptığını biliyor Türkiye. Yani Türkiye İsveç'in içindeki terör yapılanmalarının nerede olduğunu bilmiyor. Hani bunları bulun demiyor. Hepsinin nokta atışı yerlerini söylüyor. İşte şurada dolaşıyor, şurada çay içiyor, şu kafede oturuyor, şurada alışveriş yapıyor. Türk istihbaratı da öyle eften püften bir istihbarat örgütü değil. Kimin nerede olduğunu, nerede yaşadığını çok net biliyor ve nokta atışı listeler verildi İsveç'e. Dolayısıyla İsveç'ten gelecek adımlar önemli. Sonrasında ne olur sorusuna da biraz yanıt verdi aslında İsveç Başbakanı. Biz üye olana kadar da, üye olduktan sonra da bu taahhütlerimizin arkasındayız. Biz bu sözlerimizi tutacağız. Üye olduktan sonra da tutmaya devam edeceğiz dedi. Umarız bu sözde kalmaz. Bununla ilgili de zaten garantileri istiyor Türkiye gördüğümüz kadarıyla. Ve o memorandumda ne öneriliyorsa, ne varsa hepsini yerine getirmeye hazırız. Yerine getireceğiz. Biz yeni bir hükümetiz. Bizden önceki hükümetin ne yaptığı, nasıl ayak dilediği bizi bağlamaz demeye getirdi İsveç Başbakanı. Biz yeni bir hükümetiz ve bir yeni bir anlayışla terörle mücadele edeceğiz. Bu örgütleri PKK'dan bahsetti. PKK'yı zaten biz de terör örgütü olarak tanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de terör örgütü olarak tanıyor. Avrupa Birliği de terör örgütü olarak tanıyor dedi. Bu konuda zaten sorunumuz yok. Evet, terör örgütü olarak tanıyorlar ama başka adlar altında kamufle olmuş PKK'lılara başka bir örgütmüş muamelesi yapıyorlar. Temel sorunumuz bu. Bunu Türkiye tarafı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten net mesajlarını verdi. Evet, İsveç'in kaygılarını anlıyoruz. Kendi güvenlikleri için NATO'ya üye olmak istiyorlar. Anlıyoruz. Biz de terörle mücadele eden bir devletiz. Ve bu teröristler sizin toprağınızda. Biz de kendi güvenlik kaygılarımıza saygı istiyoruz. Biz de kendi güvenlik kaygılarımızı anlayan bir İsveç istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Anladığımız kadarıyla sorunlar aşılıyor gibi. Tabii sözde kalmazsa, sözde kalmaması için diplomatik gayretler ortaya konacak. Ve anladığımız kadarıyla da biz yakın zamanda İsveç tarafından paketlenmiş, özenle paketlenmiş teröristleri tek tek ülkemize getireceğiz ve ülkemizde yargının önüne çıkaracağız ve yargı yaptıklarının hesabını soracak o teröristlerden. Evet, peki. Şimdi işin dış politika tarafı bu şekilde. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de Hasan Keyif Gercüş Tüneli açılışında konuştu. Burada da daha çok ekonomiye ağırlıklı mesajlar verdi. Bu kısımda yeni tedbirlerden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna ilişkin neler söylersin? Hangi kaleme yönelik tedbir düşünülüyor sence daha çok? En başta fiyat istikrarı. Çünkü enflasyon önemli bir sorun. Enflasyonu ortadan kaldırabilmek, dizginleyebilmek için adımlar atmak gerekiyor. Bütün dünyada zaten enflasyonu, ki işte yavaş yavaş durgunluğa giren bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Onlarda da büyük bir soruna dönüştü enflasyon. Bizde de zaten büyük bir sorun. Tablolar, rakamlar ortada ve kimse enflasyonun bir sorun olmadığını söylemiyor. Enflasyon bir problem ve bunu üstesinden gelmemiz lazım. Bunun için
bir takım adımlar atılıyor. Makro düzeyde atılan adımlar var. Ama tabii ki makro düzeyde atılan adımlar hemen sonuç verici adımlar olmuyor çoğunlukla. Dolayısıyla mikro düzeyde de destekler gerekiyor. Bu destekler verilecek anladığımız kadarıyla. Bu destekler planlanıyor. Şu ana kadar işte sosyal desteklerden tutun, işte konut hamlesi de aslında konut fiyatlarını düşürme, konut fiyatlarında fiyat istikrarını sağlama noktasında atılmış etkili bir adımdı. Bir frenleme sağlamış gibi görünüyor. Bundan sonraki aşamalar, projeler hayata geçtikçe konut fiyatlarındaki durumu da takip edeceğiz. Fiyat istikrarını sağlayıcı, vatandaşın alım gücünü artırıcı adımlar gelecek. Asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yapılacak yıl sonu itibariyle. Asgari ücretin vatandaşın taleplerini karşılayıcı düzeyde artırılması bekleniyor. Bir yandan da tabii bir takım destekler, sosyal desteklerin planlanması bekleniyor. Vatandaşı rahatlatıcı, en azından bu dar boğazı geçene kadar, çünkü sonrasında Türkiye ekonomisinin bir hayli rahatlaması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten yeni yılı işaret etti. Ocak ayı itibariyle biz rahatlamayı göreceğiz. Bu rahatlamayı gördükten sonra da gün gün, ay ay rahatlamayı vatandaşımız hissedecek. Dolayısıyla bunu sağlayıcı adımlar planlanıyor. O adımlarla ilgili de değerlendirmeler yapılıyor. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde biz yeni paketler, yeni programlar göreceğiz. Ekonomiyle ilgili, ekonomiyi yakından ilgilendiren ve özellikle mikro düzeyde vatandaşı doğrudan ilgilendiren adımlar göreceğiz. Temel hedef fiyat istikrarını sağlamak. Faizler noktasında da zaten bir yaklaşımı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, ekonomi yönetiminin de bir yaklaşımı var. Merkez Bankası'nın da benzer bir yaklaşımı var gördüğümüz kadarıyla. Tek haneli faizler, paradan para kazanma döneminin bittiği, üretim odaklı, ihracat odaklı bir ekonomiye geçen bir Türkiye'den bahsediliyor. Böyle bir Türkiye kurgulanıyor. Gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki dönemde biz bu adımların da yavaş yavaş sonuç vermeye başlamasıyla, uygulanan yeni ekonomi modelinin de yavaş yavaş sonuç vermeye başlamasıyla bir rahatlama göreceğiz. Söylenen bu, o rahatlamayla ilgili de ne olacağını tabii ki yakından takip edeceğiz. Ama ilk hedef enflasyonu durdurmak, enflasyon artışını durdurmak, enflasyonu aşağı doğru çekmek, fiyat istikrarını sağlamak. Bu noktada atılacak somut adımlar da anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte tünel açılışında bunun sinyallerini verdi. O sinyaller doğrultusunda da biz yeni planlamaların, yeni adımların, yeni programların belki de, yani mikro düzeyde genel programla uyumlu şekilde yeni programların gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu konuyla ilgili yapılacak açıklamaları da tabii takip etmeyi sürdüreceğiz. Peki, ağzına sağlık Ümit Çetin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün mesajlarını detaylı bir şekilde konuştuk. Yine siyaset cephesiyle devam edelim. Millet İttifakı tarafında enteresan iddialar var. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın iddiası bu. 14 Kasım'da il başkanları tarafından Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağını söylüyor. Sen ne dersin bu iddiaya? Yani Akşener iddiasını hiçbir zaman yabana atmamıştık. Burada daha önce de konuştuk. Akşener aday olabilir mi? Olabilir. Akşener işte ben başbakan olacağım, ben feragat ettim, ben olmayacağım demişti. Siyasette bu tip geri hamlelerin çok yapıldığını gördük. En azından Türkiye siyaseti bu konuda çok tecrübeli. Kısa bir zaman içerisinde şartlar değişti, tabanım böyle istedi, evet. İşte parti kurulları beni görmek istiyor, ben olmazsam başkasını istemiyorlar gibi bir takım çıkışlarla bir geri adım atılabilir ve Akşener aday olabilir. Akşener'in aday olmasının önünde de bir engel yok. Olması da hani hakkı mıdır? Evet, hakkıdır. Sonuçta bir partinin genel başkanı ve zaten aday olabilecekleri nitelikleri belli. O niteliklere de uyuyor gördüğümüz kadarıyla, teknik düzeyde, yasal düzeyde. Dolayısıyla aday olmasının önünde bir engel yok. Ama başka bir iddiada, tabii Akşener'in başka bir ismi de aday gösterebileceği yönünde o iddialar da var. Mansur Yavaş ismi yeniden gündeme geldi. İşte Mansur Yavaş'la Akşener'in anlaştığı ve Mansur Yavaş'a aday göstereceği gibi iddialar da dolaşmaya başladı. Ama hani Akşener iddiası güçlü müdür? Bence güçlü olabilir. Akşener'in aday olması kimseye sürpriz olmamalı.
Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Bence olacak. Yani zaten Akşener aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olacak. Ortak aday, Akşener'in ortak aday olması çok mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililer sık sık şunu dillendiriyor. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye ilan edildi zaten bu. Kılıçdaroğlu ortak aday olur mu olmaz mı? Bu soru vardı. Kılıçdaroğlu'nun da Kasım sonu, sürekli bir Kasım sonu, Kasım sonu diyor. Anladığımız kadarıyla biz bu Kasım sonunda iki partiden de bir takım açıklamalar göreceğiz. Çünkü dün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu Kasım sonunu bekleyin. O zaman ben işte projelerle ilgili birçok açıklama yapacağım dedi. Yani bir proje açıklayacaksanız, bir şey açıklayacaksanız ya adaylığa doğru yürüyorsunuz anlamına gelir. Zaten son zamanlardaki son birkaç aydır Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline baktığınızda bizden çok ben diyor. İşte ben bunu yapacağım, ben şunu yapacağım, ben bunu vaat ediyorum, şunu yapacağım. Bir hafta, zaten ilk bir haftaya bütün yapacaklarını sığdırdı. İlk bir haftada her şeyi yapacak Sayın Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla. Vaatlere bakılırsa yani atıyorum 4 yıl, 5 yıl bir yetki alacak ama bir haftada bütün her şeyi yapacak gördüğümüz kadarıyla. Çünkü bütün vaatler bir haftaya yönelik atılıyor, yapılıyor. Anladığımız kadarıyla o vizyon toplantısında da onu öyle vizyon ve projelerimi anlatacağım diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Eğer projelerinizi ve vizyonunuzu anlatacaksınız, adaysınız demektir. Zaten CHP'liler de adayımız Kılıçdaroğlu diyor. Bunu saklamıyorlar. Sadece Kılıçdaroğlu'nun ağzından evet ben Cumhurbaşkanlığına adayım cümlesini duymak kaldı. Ama ortak aday olup olmaması noktasında soru işaretleri var. Ortak aday noktasında da temel beklenti altılı masadan bir ortak aday çıkmaması, çıkmayacağı yönünde, çoklu adayla seçime gidileceği yönünde. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Hani Akşener aday olursa sürpriz olur mu? Tekrar altını çize çize söyleyeyim. Benim açımdan hiç sürpriz olmaz. Akşener aday olabilir mi? Evet olabilir. Güçlü müdür bu ihtimal? Evet güçlüdür. Peki çoklu adayla ya da ortak adayla seçime katılmaları arasında dengeler bakımından nasıl bir fark olacak? Yani psikoloji bakımından şöyle bir fark olacak. Seçmene biz bir araya geldik, işte 7 toplantı yaptık, 8.sini yapacağız ve bu toplantılarda ortak aday, ortak aday, ortak aday diye bir umut veriyorsunuz. Ama sonra o masadan ortak aday çıkaramıyorsunuz. Bu seçmen açısından tabii ki psikolojik bir yıkım olacak. Ve o partilere, o masayı oluşturan kaçlıysa artık 6, 7, kaç unsur varsa hepsine olan toplam güveni de zedeleyici bir takım adımlar olacak. Bir hayal kırıklığına neden olacak. Ve hani bunlardan bu vaatlerini bile yerine getiremeyen, çünkü en büyük vaatleri buydu. Zaten masanın toplanma amacı da buydu. Bu vaatlerini bile yerine getiremeyen bir masa diğer vaatlerini nasıl yerine getirir sorgulamasına neden olacak. Ortak aday çıkmazsa, o çoklu adayda da tabii ki her parti kendi köşesine çekilecek, kendi köşesinden propagandasını yapacak. Seçmen bazında, tabanlar bazında bir hayal kırıklığı oluşturabilir ortak aday çıkmaması hali. Bakacağız, göreceğiz çıkabilecek mi? Hani hep şunu söylüyorum ya, yine bugün de tekrarlamış olayım. Temel sorumuz şu, bu masanın adayı kim olacak değil, bu masa ortak aday çıkarabilecek mi? Bu soruya bir yanıt bulursak aday kim olacak sorusuna da yanıt buluruz. Zaten masa ortak aday çıkaramazsa adaylardan biri belli, Kemal Kılıçdaroğlu. İkincisi de İyi Parti cenahından da bir aday çıkacak. Ya Akşener ya da onun göstereceği, işaret edeceği bir isim. Diğer küçük partiler, küçük partiler olarak adlandırılan işte DEVA'dır, Saadet'tir, Demokrat Parti'dir, işte Gelecek'tir. Bunların hepsinin bir araya gelip bir aday ortaya çıkarmaları da mümkün müdür? Evet mümkündür. Onlar da bir aday çıkarabilir. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimlerin aday olacağını, bu soruya yanıt arıyoruz. Bu soruya yanıt ortaya çıktığında da artık biraz daha vizyonları ve projeleri konuşmanın vakti gelecek. En zor aşamada, özellikle altılı masa için en zor aşamada bu. Çünkü herkesin hayata bakışı, herkesin Türkiye'ye bakışı farklı. Farklı yerlere doğru bakıp ortak bir yerde kesişmeye çalışıyorlar. Bakalım göreceğiz. Kesişebilecekler mi?
Peki tüm bu olan bitenlere baktığımız zaman Millet İttifakı'na yeni partilerin de dahil olma ihtimalinin iyice zayıfladığını söyleyebilir miyiz? Çünkü bambaşka bir yere doğru gidiyor tablo gördüğüm kadarıyla. O plan tutmamış gibi görünüyor. İşte bir sürü parti ismi sayıldı. İşte şu olur mu, bu olur mu? Hatta masaya getireceğiz, edeceğiz. Şimdilik o plan tutmamış gibi görünüyor ama işte DEVA'da yapılacak altılı masa toplantısından çıkacak sonuç bildirgesinde farklı bir unsur olarak, yani diğer bildirgelerin aynısı zaten kaleme alınıyor. Onun altına bir paragraf olarak işte bu şeyden altılı masa olarak devam edeceğiz paragrafı çıkar mı? Ya da işte genişlemek noktasında bir takım görüşmeler yapacağız gibi bir şey çıkar mı? Göreceğiz ama şimdilik o ihtimal biraz zayıflamış gibi görünüyor. Bu işte altı masanın üstünde, işte bir iki masanın altında devam edecekler bu şekilde, bu düzende anladığımız kadarıyla. Peki, Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin aktardı değerlendirmelerini. Ümit, teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Teşekkürler. Sağ olasın. Siyaset cephesinde işler bu şekilde. İkinci saat diliminde de yine yayın konuklarımla birlikte uzun uzun tartışacağız. Hem ekonomi cephesindeki gelişmelere bakacağız, hem de dış politikada hareketlilik var. ABD seçimine ilişkin ilk sonuçlar geliyor. Cumhuriyetçiler önde. Bunun yansıması neler olur? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız diyelim. Araya gidelim. 9.30'da yeniden buluşalım. Günaydın. Devam ediyoruz analiz sentezi. Hoş geldiniz bir kez daha. Ben yayın konuklarımı takdim edeyim. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu her sabah olduğu gibi stüdyoda bizimle. Günaydın, hoş Merhaba, geldiniz. günaydın. Merhaba. Sabah şerifiniz hayır Sabah olsun. Uzun zamandır şerifleriniz hayır söylememiştim olsun. bunu. Evet. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ve doçent doktor Ali Fuat Gökçe siyaset bilimci Skype'la bizimleler. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Merhabalar. Hocam günaydın, Antep'e selamlar. Evet. Günaydın Sonra. Gazi, Hakikaten Antep'e. uzun zamandır yoktunuz. Evet, Takip edeceğiz. evet ya biraz işler güçler diyelim ama geldik hamdolsun. Ara ara böyle gitmemiz gerekiyor bir yerlere. Evet. Biraz İş da güç olsun rahat. da sağlık önemli. Biraz evet, biraz da bir arada rahatsızlık vardı. Hepsini atlattık hamdolsun. İyi ki döndünüz. Teşekkürler. Hocam sizi görünce şimdi böyle Antep gelini olunca böyle farklı bir yeriniz oldu. İster istemez Antep'le bir bağ var artık arada. Teşekkürler Nur Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. O zaman başlayalım hemen sizinle. Ali Fuat Hocam, ABD seçimlerinin ilk sonuçlarını değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi Nur Hanım, ABD seçimleri Biden'ın geleceği açısından oldukça önemli bir seçimdi. Senato'da yaklaşık yani Senato'da 35 koltuk oylandı. Bu 35 koltuğun 14'ünü Demokratlar kaybetmişti. Yani daha doğrusu şöyle diyelim, 14 Demokrat adayın görev süresi dolmuştu. 21 de Cumhuriyetçi adayın görev süresi dolmuştu. Sanırım ilk gelen sonuçlara göre bunun 35 koltuğun 17'sini Cumhuriyetçiler kazandı. 11'ini Demokratlar aldı. Daha bir 7 tane daha herhalde Pensilvanya'dan gelecek sonuçlara göre de değişecek olan bir durum var ama Cumhuriyetçilerin biraz daha önde olduğu gözüküyor. Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçiler 224 ile herhalde çoğunu ele geçirdi yani şu anda 435 koltuğu. Dolayısıyla bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri gibi ya da işte ABD tipi başkanlık sistemlerindeki denge mekanizmalarını biraz alt üst edecek gibi gözüküyor. Genelde işte Amerika Birleşik Devletleri'nde parlamento yani şöyle diyelim kongre ile yani hem temsilciler meclisi hem de senatonun birleşimden oluşan kongre ile başkan arasındaki denge bir şekilde korunuyordu ve burada çok değişik ya da çok uçurumları içeren bir farklı senaryo oluşmuyordu parlamentoda. Dolayısıyla bugün tabii yönetimde demokratların olması, kongrede de cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlaması biraz daha Amerika Birleşik Devletleri yürütmesi,
yürütme organının başkanı biraz daha dikkatli hareket etmesine yönetecektir. Çünkü en azından 2024'teki seçimler için biraz daha dikkatli olmasını gerektirecektir. Ancak şunu da belirtmek lazım. Yani bugün bu denge mekanizmaları içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yasama meclisi, işte kongre böyle başkanın kabul edemeyeceği çok farklı bir yasa tasarısında getirilmiyor. Yani şöyle ki, diyelim ki getirdi, başkan veto etti. Başkanın veto hakkı var. Başkan veto etti. Başkan veto ettikten sonra bu yasa tasarısının tekrar her iki kongrenin her iki kanadından da 3-2 çoğunlukla geçmesi gerekiyor. Ki bu da oldukça zor bir durum. Mesela şu anda işte senatoda diyelim daha önce 50'ye 50 idi. Bu sonuçlarla da işte 55'e 45 olsun ya da 60'a 40 olsun 3-2'yi sağlayamıyor hiç kimse. Temsilciler Meclisi'nde keza 224 olsun ya da 250 olsun 3-2'yi sağlayamıyorlar. Dolayısıyla burada parlamentoda, kongrede başkanın kabul edemeyeceği, etmeyeceği bir yasa tasarısını da başkanın önüne çok büyük bir olay olmadıkça önüne getirmiyor. Bu da ABD'deki siyasetin bir teamülü diyelim. Bu, yani bu şekilde bir denge mekanizmaları var. Çünkü başkan burada vetoyla bunu dengeliyor. Tabii parlamentoda, kongrede kendine has yetkileri var. Ama şunu söylemek lazım. Sonuç itibariyle bugün cumhuriyetçiler göç karşıtı, Ukrayna savaşıyla ilgili sorunlar ve diğer işte bazı iç sorunlar sebebiyle cumhuriyetçiler bu seçimlerde iyi bir propaganda yaptılar ve şu anda da hem Temsilciler Meclisi'nde hem de kongrede muhtemelen çoğunluğu elde ediyorlar. Ama şunu da belirtmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir parti adaylığı söz konusu değil. Bir parti bütünlüğünden aslında bahsetmek mümkün değil. Çünkü her aday kendi propagandasını yapıyor. Kendisi ön seçimlere katılıyor. Kendisi aday oluyor ve kendisi seçildiği için, yani kendi çabasıyla seçildiği için, tamam ben Cumhuriyetçi Parti adayım ya da Demokrat Parti adayım diyebiliyor. Ama sonuç itibariyle bir liste üzerinden gösterilmediği için de aslında kongreye geldikten sonra da bağımsız hareket edebiliyorlar. Yani bununla ilgili olarak özellikle başkanlık seçimlerinde bir kere örneği oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diyelim ki işte cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı ama bir demokrat başkan seçilmişti. Çünkü burada şunu görüyoruz. Parlamenterler kendileri seçimlere katılıp kendi propagandaları yapıp kendi iradeleriyle ya da kendileri seçmeni elde ettiği için parlamentoda parti disiplini dışında hareket edebiliyorlar. Onu demek istiyorum. Yani parlamenter geldikten sonra ülke menfaati için diyor. Aynen böyle ülke menfaati için. Ben bugün ABD'nin diğer başkanına ya da şu yasa tasarısına oy verebilirim şeklinde bir açıklaması oluyor. Bu da bir parti kararı olmadığı için ya da parti grup kararı olmadığı için mecliste böyle bir husus yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan dolayı da farklı sonuçlar çıkabiliyor ama bu çok ender oluyor, çok nadir oluyor. Ama sonuç itibariyle cumhuriyetçiler şu anda çoğunluğu elde ediyorlar ve bu önümüzdeki iki yıl Biden'ı zor bir süreç bekliyor. Hatta ve hatta iki yıl daha sonra Biden'ın tekrar aday olup olmaması da bu seçim sonuçlarına göre de tartışılacaktır. Çünkü burada bir şekilde kan kaybeden bir Biden var. İşte çeşitli şekillerde hastalıkları konuşulan bir Biden var. Bir dahaki seçimlerde cumhuriyetçiler başka bir adayla çıkabilirler ki büyük bir ihtimalle de şu andaki başkan yardımcısı Kamala Harris olabilir. Yani o, tabii farklı bir adayla çıkabilir ama Trump'ın da çok erken bir zafer konuşması olduğunu da ajanslardan okuduk. Muhtemelen de demokratların adayı Trump olacağını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki iki yıl içerisinde hem iç siyasette hem de dış siyasette biraz farklı senaryolar bekliyor diyebiliriz ama şunu belirtmek istiyorum. 12 Ekim'de Nur Hanım, 12 Ekim 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni yayınladı. Bu belgede
Biden'ın tespitleri var hem iç siyasette hem dış siyasette ve dış siyasette özellikle küresel hegemonyada yapması gerekenler, yapacakları Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması gerekenler üzerinde durdu. Burada birçok konu var. Rusya var, Çin var, işte bütün dünya ile ilgili küresel anlamda var. Fakat esas bir önemli cümle ki bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kritik minerallerle ilgili bunların çıkarıldığı yerlerin güzergahlarının ve bunların tedarikinin emniyet altına alınması diye bir cümle var. Bu oldukça önemli. Çünkü kritik minerallerin çıkarıldığı yerler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dış politika alanlarını oluşturuyor ki bunun en büyük alanını Çin'de görüyoruz. Çin kritik mineraller bakımından ya da Hint buradaki Pasifik bölgesi, Hint Pasifik bölgesi bu konuda oldukça zengin bir yer ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bölgeye de şu anda yöneldiğini görüyoruz. Bunu da açık net bir şekilde de buradaki güvenlik strateji belgesinde belirtmişler. Dolayısıyla bu seçimler biraz daha Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki dönemdeki politikasını belirleyecek diyebiliriz. Siz ne dersiniz? Ben aslında bir şey söyleyeyim de sonra hocama kısa bir cevap rica edeceğim bir iki başlıkta. Birleşik Devletleri tabii bir temsilciler meclisine de çoğunluğu cumhuriyetçiler alır, senato başa baş gidebilir falan diyorlardı. Bir bakalım sonuç ne olacak ama ne olacaksa olsun o seçim sistemi, oradaki seçim sistemi esasen başkanlık sistemi milletvekiline veya senatöre bir özgürlük alanı bir ölçüde tanıyor. İhtimal olarak bunu tanıyor. Genelde kullanılmıyor. Ama bir ihtimal olarak tanıyor. Asıl buradaki özgürlük alanı başkana karşı çıkması değil. Bunu da yapabiliyor. Hocam bahsettiği gibi bir örnek var ama genelde de çok yapmıyor. Asıl mesele başkan senatörü ya temsilciyi ikna etmek zorunda kalıyor. Çünkü diyor ki ben senin listene koyup da beni seçtirmedin. Ben kendim gayret ettim ve seçildim. Beni ikna et. Çünkü sen çıkartacağın kanunla ilgili veya yapacağın düzenlemeyle ilgili onay verdiğimde gidip bunu millete anlatacağım seçmene. Bir sonraki seçimde de ben bunu doğru yapmıştım diye o isteyeceğim. Yanlış bir şey yapıyorsan sonra bana fatura çıkartacak diye itiraz edebiliyor. Bu tabii onlara biraz lobi gücü de sağlıyor. Lobiler de onları bir güzel besliyorlar kenardan. Aman şuna itiraz et, buna etme filan diye. Onlar da bunu son tarihte Amerika'nın yüksek çıkarı diye bir şekilde pazarlayabiliyorlar. Orada öyle enteresan bir siyaset ticaret dengesi var. Şimdi geçelim. Hocam iki sorum var. Esasen birbirine bağlantılı iki soru. Birincisi gerçi aşağı yukarı ortaya çıktı ilk sonuçlar Amerika siyasetinde. Bir şekilde Trump yanlıları diyebileceğimiz senatörlerin veya temsilcilerin kongreyi ya tamamını ya da bir kanadını ele geçirmeleri durumunu da dikkate alarak bugünlerde Amerika ile Rusya arasında bir diyalog var. Amerika da bunu doğruladı. Rusya tarafı da böyle çok aman aman da bir muhabbet değil bu. Birbirimizi sevdiğimizden de değil de hani bir iki noktada özel konuları sadece dar kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Kabilinden bir açıklama yaptı. Siz bu Amerika-Rusya ilişkilerini, Rusya'nın bölgedeki durumunu falan çok yakın takip ediyorsunuz. Ne anlamalıyız bundan? Şimdi Mustafa Bey, daha önce bu programda da belirtmiştik, 24 TV ekranlarında da Putin'in bir çıkışı var. Nükleer silah kullanırım. Çıkışı oldu, tehdidi oldu. Ve bunun ardından çeşitli açıklamalar yapıldı. Hem İngiltere'den hem de NATO Genel Sekreteri, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tehdidin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Ve bu görüşmede de Rus ve ABD'li yetkililer arasında yapılan görüşmede de kısıtlı konuların bir tanesi de buydu. Nükleer silah kullanım, kullanılmaması ile ilgili husustu. Şimdi ben şunu söylemiştim bu programlarda. Rusya nükleer silah kullandığında nerede kullanacak? Ukrayna'da kullanacak ve taktik nükleer silah kullanacak. Peki buna kim cevap verecek? Rusya'nın kullandığı nükleer silaha karşılık nükleer silah kullanabilecek ülke sayısı bugün Rusya'ya yaptırım uygulayanlardan ya da Rusya karşıtı olanlardan
3 tane ülke sayabiliyoruz ki elinde nükleer silah olanlar. Bir tanesi İngiltere, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi de Fransa. Evet. Ve bunların hiçbirinde kullanmayacağını ben söylemiştim. Yani bu 3 ülkede tutup da kendi menşeili bir nükleer silahı Rusya'ya fırlatıp, atıp, kullanıp tekrar Rusya'dan da kendi topraklarında böyle bir silah kullanmasını izin vermez ve düşünmez. Göze almaz. Yani bu açık ve net. Ve bu görüşmeden de bunu anlıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bugün uyguladığı politikayla işte Rusya'nın muhtemel bir nükleer silah kullanma tehdidi. Ardından işte bu görüşmeler, bunun konuşulması ve bu görüşmelerde de bir ikinci maddenin şu olduğunu gördük ajanslarda. Zelenski'yi bir şekilde masaya oturtabilme. Yani bu konuda geçti yapılan açıklamalarda. Şimdi bu ikisini bir arada değerlendirince aslında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı burada parçalamayı değil gücünü zayıflatmayı düşünüyor. Yine biraz önce belirttiğim Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde bu da belirtiliyor. Rusya'ya da işbirliği de öneriliyor. Ama Rusya'ya yapılacak işbirliğinin de işte tabii Putin'siz bir Rusya'ya işbirliği öneriliyor. Fakat şunu işte diyebiliriz. Putin'in bu nükleer tehdidi sonucunda Putin'e cevap verebilecek ülke yok. Ve burada Ukrayna da kullanacak olan nükleer silah, taktik nükleer silah belki etki çapı bakımından ilk anlamda kullanıldığı yere etkilese de daha sonra nükleer sızıntı ya da nükleer kirlilik anlamında kıta Avrupası ülkelerini etkileyecektir. Ve bunun da ülkelere zarar olacağını hepimiz biliyoruz. Hatta Türkiye de etkilenecektir. Dolayısıyla böyle bir durum Rusya'nın nükleer tehdidine karşılık, nükleer karşılık verebilme durumu olmayan bu ülkeler Rusya'yla kapılar ardında görüşmeler yaparak bu konuda ne yapabiliriz sorusunun cevabını arıyorlar diye peki düşünüyorum. Peki hocam Ukrayna nükleer silahlarını Rus Sovyetler döneminden kalan silahları Rusya'ya teslim etmişti. O yüzden kendisinde yok. Fakat Batı birçok silah verirken aynı zamanda taktik nükleer başlıklı füzeler de temin edemez mi Rusya'ya? Ukrayna'ya? Şimdi verebilir ama bir şekilde bunun menşei ortaya çıkar Mustafa Bey. Çünkü bugün Ukrayna'nın elinde bunun olmadığını biliyoruz. Yani tamam belki konvansiyonel silah konusunda Rusya gerekli cevabı veremedi yapılan yardımlar konusunda. Mesela ben bu savaş ilk başladığında şunu söylüyordum. Ya Ukrayna'ya trenlerle, tırlarla silah yardımı yapılıyor Romanya'dan, Polonya'dan. Yani şimdi Rus füzeleri, Rus istihbaratı bunları test edip Rus füzeleri bu konvoylar vurulamıyor mu? Bütün bunları konuşmuştuk. Yani benim aklım mesela ben bir asker olarak böyle bir durumda ilk şeyim bunun istihbaratını sağlamak, tespit edip bu konvoyların bunların uzun menzilli füzelerle vurulması. Çünkü bu silahlar Ukrayna ordusunun eline geçtikten sonra bir şekilde kullanılacak. Önemli olan bunların eline geçmemesiydi. Şimdi Rus istihbaratı da bölgede etkili. Sonuç itibariyle böyle bir şey yapmadı Rusya. Ama nükleer silah olması durumunda ben bunun tespit edilebileceğini ve bunun da Rusya için o ülkeye yani menşei olan ülkeye bir cevap hakkı doğurabileceğini düşünüyorum. Konvansiyonel silah gibi olmadığını düşünüyorum. Çünkü nükleer silah gerçekten bir kitle imha silahı ve, ama. Evet kitle imha silahı ve dünyanın felaketidir. Bunu Rusya da biliyor, Amerika da biliyor, herkes biliyor. Şimdi Rusya kullanır mı? Onu bilemiyoruz. Kullanabilir. Yani en son açıklama yaptı. Eğer gerçekten ulusumuzun parçalanmasını tehdit edecek bir şekilde bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımızda kullanırız dedi. Amerika da bu tehdidi gördü. İngiltere de gördü. Ciddiye aldılar ve bu şekilde kapalı kapılarla bu görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla bu tehdidin önemini de onlar anladılar. Bu şekilde de Ukrayna'ya silah verip de kıta Avrupası coğrafyasını daha fazla nükleer silah kullanılan bir alan yapılmasına izin vermezler. Özellikle de Fransa vermez bunu. Çünkü biraz önce dedim ya bu nerede kullanılacak? Şimdi diyelim ki Ukrayna'ya silah verdiniz. Menşei de belli edilemedi, tespit edilemedi. Ukrayna'da Rusya'ya nükleer silah attı. Rusya tekrar buna cevap verecek. Tabii. Tekrar peki bu Ukrayna olacak. Zelenski bir takım şartlar koydu. Tabii zaten şartlar herkes başından beri onu söylüyor. Şunu yaparsa. Veyahut şunu yapmadıkça mesela bazen bizim gazeteci tayfası da enteresandır. İşte bir takım şartları koyduktan sonra
müzakere olur diye demek var. Şunlar şunlar olmazsa müzakere olmaz demek var. Biri olumsuz, biri olumlu bitiyor. Ama şey aynı, cümle aynı. Şimdi Zelenski de yine aslında şartları ortada, işgal bitsin, oturup konuşalım, yani işin usulü adabı budur. Şimdi bu zaman zaman olumsuz, zaman zaman olumlu konuşuluyor. Sizce iki cumhurbaşkanının, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın nezaretinde veyahut işte İstanbul'da örneğin bir araya gelme ihtimali doğurur mu bu? Şimdi Mustafa Bey, bu savaş başlamadan önce Zelenski'nin geçtiğimiz yıl bu vakitler yapmış olduğu açıklamalar var, Ekim'de, Kasım'da. Bu Donbas sorunu, zaten oradan çıktı savaş. Donbas probleminin Rusya ile görüşülemeden çözülemeyeceğini söylemişti. Yani Zelenski buna yatkındı. Görüşme masasına oturacaktı daha savaş başlamadan önce. Ama bir şekilde savaş başladı ve Zelenski şu anda bu duruma geldi. İşte birçok bölge işgal altında. Fakat bu savaş sürecinde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın defaten hem Zelenski ile yapmış olduğu görüşmede başlamadan önce Putin'le de yapmış olduğu görüşmede 2014 Minsk protokolüne atıf yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. Minsk protokolü çerçevesinde bir çözüm arayışını sunmuştu. Hatta en sonunda taraflara işte onurlu bir barış içinde bunu vurgulamıştı. Minsk protokolünü vurgulamıştı. Şimdi Minsk protokolü nedir? Donbas bölgesinde iki cumhuriyete özellik verilmesi. Rusya bunu istiyordu. Putin de bunu vermedi. İkincisi de düzeltiyorum. Zelenski de bunu vermedi. Evet, Zelenski de bunu vermedi. İkincisi de bölgede NATO silahlarının olmamasıydı. NATO genişlemesinin olmaması, işte batılı ülkelerin silahlarının olmaması konusunda Minsk protokolü maddeleri bunlardı. Şimdi Türkiye'de masaya oturulabilir ve burada bir barış yapılabilmesi için, önce ateşkes sonra da barışın sağlanabilmesi için de yine Minsk protokolü çerçevesinde bir anlaşma yapılabilir. Peki o zaman iki cumhuriyet vardı, şimdi dört cumhuriyete çıktı işgal altındaki bölge. Daha doğrusu daha önce Donbas bölgesinde iki cumhuriyet tartışılıyordu. Şimdi Rusya'nın iki tane daha işgal ettiği yerler var. Buralar ne olacak? İşte bu masada çözülebilir. Belki bir federatif devlet şeklinde, formülüyle bu bölgelere özellik verilerek Rusya'nın istediği şekilde ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğü altında belki federatif bir Ukrayna Cumhuriyeti şeklinde bir çözüm olabilir ama Türkiye'de de bu şekilde bir masa kurulabilir. Buradaki ABD'deki görüşmeleri ekseninde. Çünkü ABD tamam kazanıyor. Rusya yeterince zayıflattığını belki düşünüyor ya da düşünmüyor bilese bile Putin'in bu şekildeki açıklaması, kararlılığı batılı ülkeleri, özellikle kıta Avrupası ülkelerini ABD'ye bir baskı yaptığını görüyoruz bence, bana göre. Çünkü nükleer tehdidi Amerika hissetmeyecek, kıta Avrupası ülkeleri hissedecek. Bunların baskısıyla böyle bir görüşmenin yapıldığını ve bunun sonucunda da Zelenski asgari müştereklerde anlaşacak şekilde masanın etrafında toplanabileceğini Putin'e Zelenski'nin düşünüyorum. Bu nerede olabilir? Tabii ki en doğal yer bence Türkiye'dir. Çünkü Putin kesinlikle ve kesinlikle bir batılı merkeze, bakın bunu açık ve net şekilde söylüyorum, birçok seyircimiz de bizle mutabaktır. Hiçbir Avrupa ülkesine gidip de bir Avrupa başkentinde Zelenski ile görüşmez diye düşünüyorum. Ya Beyaz Rusya'da görüşür, onu da Zelenski istemez. Çünkü Beyaz Rusya'da taraftır. Dolayısıyla tarafsız olan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'de bu barış masası kurularak görüşmeler yapılabilir diye düşünüyorum. Güzel. Siz ne dersiniz? Siz ne dersiniz Salih Bey? Mesela bu savaş ilk başladığı zaman bir Rusya ekonomisinin mevcut koşullarına bakıldığında deniyordu ki ya en fazla 6 ay dayanabilir. Bu kadar uzun sürmüş olması Rus ekonomisinin düşünüldüğü kadar zarar görmediğinin bir göstergesi mi? Öte yandan siz ne bekliyorsunuz? Yakın vadede iki tarafın da masaya oturması söz konusu olur mu sizce? Şimdi tabii ateşkes ve barış sürecini herkes istiyor. Ama hocamızın anlattığı konularla ilgili birkaç ayrıntı ben de söylemek isterim. Şimdi Ukrayna bu değerli madenler ve diğer doğal kaynaklar açısından Avrupa'nın zirvesinde ve dünyada da ilk 10 içinde genellikle
Mesela uranyum da Avrupa'da birinci sırada cevher rezervi açısından. Titanyum da cevher rezervinde ikinci sırada. Mangan da ikinci sırada. Demirde dünya ikincisi. Ve enerji kaynaklarından kömürde çok büyük. Tarım tarafını zaten dünya şok yaşadı. Yani tarımda olanları gördük. Tahıl tarafı vesaire. Bütün bunları düşündüğümüzde aslında savaşın daha çok Amerika'nın politikası şeklinde sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu da aynen Amerika'nın kendi milli güvenlik stratejisi gereği Çin ekseninde yapacağı şeyleri aslında şu anda Avrupa ekseninde ve Rusya'ya karşı yaptığını gösteriyor. Ve bu tabii bütün bu süreç devam ederken Cumhuriyetçiler, Demokratlar ikileminde de bu eksende politikaların değişmeyeceğini düşünüyorum. Nasıl Sayın Trump COVID sürecindeki başarısızlığı yüzünden gittiyse, Sayın Biden da şimdi COVID'in getirdiği yüksek enflasyon ve başka sorunlar, Ukrayna Savaşı'nın getirdiği yük vesaire. Hani toplamda baktığımızda Amerika karlı ama Amerika'nın iç politikasındaki seçmen dediğimiz kitle her konuda manipüle edilebilecek ya da tartışılabilecek konularla uğraşıyor. Bu ateşkes süreci kimilerine göre çok yakında görünmüyor. Ama bence daha yakın bir zamanda ateşkese geçilebilir. Bu konuda zaten en yoğun politika üreten, çaba harcayan Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kere de masaya oturtmak için değil mi? Son aşamaya gelindi. Müzakereler başlandı. Ama bir şekilde masa bozuldu, masadan kalkıldı. Zor bir süreç. Ama sonuçta buna işte Ukrayna tarafı tam bağımsız bir şekilde karar verebilir mi? Bütün bu satranç tahtasında Amerika bu konuda evet bu işte ateşkes süreci başlayabilir diye bir görüş ya da niyet ortaya koymadan olabilir mi? Orada şüphelerim var. O yüzden de Amerika'daki seçim süreci, Amerika'daki yönetim anlayışı, Amerika'nın stratejileri maalesef Ukrayna'yı şu anda odağına koymuş vaziyette. Ve o odak nedeniyle de Ukrayna masaya kendi bağımsız iradesiyle oturabilir mi, oturamaz mı soru işareti hala duruyor. Bu kadar Ukrayna'nın sağladığı imkanlar konuşuluyor. Sizin sorunuza gelirsek, işte ekonomide ortaya çıkan yüksek enflasyonda bile bu savaşın çok büyük etkisi var. Enerji krizinde ve tahıl tarafında mesela. Rusya ekonomisi dayanabilir mi? Rusya ekonomisi aslında evet çok büyük yara alır diye düşünüldü. Yara da aldı. Ama enerji tarafındaki beklenmeyen senaryo Rusya'yı ayakta tutuyor. Çünkü Rusya'nın Avrupa'nın almayacağı enerjiyi başka yere de satamayacağı tezi ağırlıktaydı. Ama daha ucuza da olsa bir miktar daha ucuza da olsa Asya tarafına enerjisini satabiliyor. Enerji fiyatları da özellikle doğalgazda çok aşırı yükseldiği için şu andaki küresel fiyatlara göre daha ucuza satsa da örneğin bir yıl önceki fiyatlara göre ya da bir buçuk yıl önceki fiyatlara göre Rusya'nın toplam enerji gelirleri inanılmaz artmış durumda. Bu tabii bu gelirler efektif kullanılabilir mi? İçeride Rus vatandaşları her şeye rağmen tıpkı Amerika'da olduğu gibi bu savaşın etkisiyle farklı şeyler yapabilir mi? Rusya Amerika gibi değil. Rusya ve Çin'i mesela birlikte düşünürsek bu ülkeler tam anlamıyla hani Amerika'daki gibi bir demokratik sisteme sahip değiller. O yüzden de böyle dönemlerde genellikle hani işte toplumsal olaylar, karışıklıklar, isyanlar ya da yönetimi değiştirme gibi bir takım büyük eylemler, etkili şeyler olmuyor, olamaz. Askeri güç olarak önde Rusya. Askeri gücünü de şu ana kadar evet kara kuvvetlerinde sahada bir takım sıkıntılar yaşadı. Ama evet hava kuvvetleri ve uzun menzilli, orta menzilli füzeler meselesi ciddi şekilde devreye girerse o zaman bambaşka tablo ortaya çıkar.
Dolayısıyla kademeli bir savaş. O kademeye geçmeden tabii ki ateşkesin olması Avrupa'nın, Türkiye'nin, bütün dünyanın faydasına, insani açıdan herkesin faydasına, ama ekonomik çıkar açısından bu savaşı istemiş olan ve başlatmış olanların henüz o çıkar kavgasında ya bu kadar yeter diyecekleri seviyede değiliz. Daha gidecek yolumuz var yani. Evet. Maalesef. Nur Hanım, bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Buyurun hocam. Şimdi Sayın Sadi Özdemir Bey belirtmiş olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde iç kamuoyu oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri küresel politikalarını uygularken ya da dünyanın herhangi bir yerine müdahale etme aşamasında da etmeden önce öncelikle kendi iç politikasını, iç kamuoyunu şekillendirmeye çalışır. Bu Afganistan'da da görüldü, Irak'ta da görüldü. Yani bunu burada kendi iç kamuoyunu buna inandırıp ardından küresel kamuoyunu buna inandırıp ardından da müdahale eder ki işte kimyasal silah, Irak'ta kimyasal silah oldu ya da Afganistan'dan kaynaklı terör saldırısının 11 Eylül'de yapıldığına dair öncelikle kendi iç politikasını, iç kamuoyunu ikna etmiştir. Yine yazmış oldukları raporlarda düşünce kuruluşlarını ya da kongrenin istemiş olduğu her yıl düzenlenen başkanların istedikleri ulusal güvenlik strateji belgelerinin hepsinin içeriğine baktığımızda hepsinde de iç kamuoyuna yönelik ve Amerika halkının demokrasi havarisi olduğu, Amerika halkının üstün bir millet olduğu ve buna inandırılır ve bununla ilgili olarak o işte hedef ülkelerle ilgili açıklamalar yapılarak kamuoyu oluşturulur ve ardından müdahale edilir. Ama bu Ukrayna Savaşı'nda belki ilk başta kamuoyu oluştu ama sonuç itibariyle şu andaki enflasyon, işsizlik oranlarının artması da kamuoyunu belki de ters etki yapacak diye düşünüyorum ben. Peki. Saydı Bey bir şey soracaktım müsaadenizle. Geleyim tekrar size. ABD seçimleri nasıl yansıdı piyasalara? Anlık ilk sonuçlar. Onu soracaktım, unuttum. Şöyle, cumhuriyetçilerin önde olması ya da kazanmış görünmesi. Tabii ABD ekonomisi, ABD'de politikaların değişip değişmeyeceği, başkanın zorlanıp zorlanmayacağı gibi. Bence çok doğrudan bir etkisi olması gerekmiyor ama evet, etkiledi. Mesela dolarda biraz küresel endekste çekilme gördük. Borsalarda cumhuriyetçilerin önde olduğu anlaşıldıktan sonra dalgalanma gördük, geri çekilme gördük. Ama temel olarak herhalde önümüzdeki dönemde daha 2 yıl var. Amerikan ekonomi politikaları değişmeyecek. Altın tarafında pek bir hareketlilik yok. Sadece bizim altın ithalatımızın farklı nedenlerle azalması, talebin yüksek olması nedeniyle biraz altında canlanma gördük. Onunla ilgili değil. Onun dışında da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Evet, şu anda demokratlar zayıflamış görünüyor. Bu nedenle acaba önümüzdeki aylarda enflasyonu düşürmeye değil de, Amerika'yı kastediyorum, resesyon olmasın, işsizlik artmasın şeklindeki politikaya mı odaklanırlar? Bu tartışılıyor, tartışılmaya başlandı. Çünkü şu andaki işsizlik seviyeleri çok çok kötü değil. Ama enflasyon daha büyük problem. Ama enflasyon içinde faiz artırımı bu hızla devam ederse işsizlik de artabilir korkusu var. Senin bugünlerde Fed'den beklenen bir şey var mı? Sanki Perşembe günü yarın için bir şey mi vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Perşembe günü Fed yok da Amerikan enflasyonu enflasyon rakamları belli olacak. O da yine Fed'in politikası için önemli Mustafa. Hmm. Çünkü faizdeki trend hala kırılmadıysa, maliyet enflasyonundan sık sık bahsettik küresel olarak. O zaman acaba yine faiz artırımında Şahin mi davranır? O ortaya çıkacak. Tamam. Dolayısıyla hani orada da yine doların gücü, Amerika'nın enflasyonu ve Amerika'nın resesyon ihtimali tekrar bir gündem haline gelecek. Siz ABD'nin Çin'le ilgili politikasında bir değişiklik bekliyor musunuz bu tüm konuştuğumuz dengeleri ve süreçleri? Az önce o strateji belgesinden bahsetti Ali Fuat Hocam. Şimdi orada bizim tabii önceki yıldan beri bu NATO'nun 2030 belgesini konuşurken yani hedefin, işte Rusya hedefini, Rusya tehdidini
bir güncelliyor. Hatırlayın. Bu tartışmalar sırasında böyle çıkmıştı. Rusya hedefi güncellenecek. Fakat Çin'i daha büyük bir hedef olarak oraya koyacak. Şey, tehdit olarak oraya koyacak. Rusya hedefi güncel, sıcak ve askeri bir tehdit Rusya. Çin henüz tam olarak askeri değil ve tam olarak aynı sıcaklıkta değil, ama daha büyük ve finansal ve istihbari olarak, siyasi olarak daha büyük bir tehdit. Bu tehdidi nasıl ortadan kaldıracak? Büyük ölçüde, yani %60'a %40 ekonomik diplomasiyle, ticari diplomasiyle. Çünkü bunun da daha kararını verebilmiş değiller. Çünkü bir taraftan Amerika Tayvan üzerinden Rusya'yı, Çin'i askeri bir baskı altında tutmaya çalışıyor. Askeri gücünü ortaya koymasını ya da göstermesini sağlayacak bir kışkırtma yapıyor. Hadi gel bakalım müdahale et kabilinden. Bir taraftan da ekonomik ilişkileri devam ettirmek istiyor. Aslında Çin tehdidini Amerika yeni görmüyor. Amerika Çin tehdidini yaklaşık 12-13 yıldır görüyor. Yani Çin'in bu patlama yaptığı dönemlerde bunu gördü. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ta Obama zamanında Uzak Doğu ülkeleriyle, yani oradaki müttefiklerle, Avustralya da dahil, işte Tayvan, Güney Kore, Japonya takım ada ülkeleri filan bir ticaret bölgesi, bir serbest ticaret anlaşması yaptı. Bu anlaşma esasen Çin'den temin edilen birçok şeyi bu ülkelerden temin etmeye dayanıyordu. Bu ülkeler ham maddeyi veya ara madde mamulleri Çin'den tedarik edecek. Ama sonuçta katma değerinin önemli bir kısmı bu ülkelerde kalmak üzere Çin'den kurtarılacaktı. Fakat işler öyle yürümedi. Herkes kolayına kaçtı. Ve Çin o anlaşmadan sonra asıl büyümesini yaşadı. Anlaşma işe yaramadı neticede. Çin'in işine yaradı. Şimdi dediler ki vaktinde bu böyle olmuyor. O zaman başka bir yöntem bulalım. Ve şu anda da yöntemin tam olarak ne olduğu netleşmiş değil. O yüzden kimileri Çin'le bir uzlaşma yolu arandığını, kimileri Çin'in savaşa kışkırtılacağını, kimilerinin de her ikisinin birlikte yürütülebileceğini falan söylüyor. Net değil. Ama mevzu belli. Çin bir ekonomik, bir finansal ve istihbari tehdittir. Net. Üstelik en büyük tehdittir bu anlamda. Kapasitesi, yetenekleri, yakın tarihli Amerikan kapasitesi ve yeteneklerinin, teknolojisinin taklididir çünkü. Yani Sovyetleri çözdü Amerikalılar. Kafasını da, mantığını da, ne olur, ne biter, nereden artar, nereden eksilir, bunları daha net görebiliyor. Ama Çin öyle değil. Bir ikincisi, Çin kapalı bir ekonomi. Amerika açık bir ekonomi. O açık ekonominin içerisinde Çin şirketlerinin, Çinli ortakların görünür görünmez Çin devlet yapılarının Amerikan şirketlerinde ortaklıkları var. Ve oradan ticari bilgiler, finansal bilgiler Çin'e akıyor hala. Çin'in altyapısını sağladığı ülkelerden topladığı elektronik veriler var. Çünkü Amerikalılar çok net bir biçimde Çin'in sattığı her elektronik cihaz veya donanımın bir elektronik istihbarat toplama aracı olarak kullandığını düşünüyorlar. Bir ölçüde haklı oldukları kanaati bende de var. Neden bir ölçüde diyorum? Bir, elektronik işlerine kafam çok basmadığı için, temkinli konuşma ihtiyacından dolayı. İki, bunları satılırken muhataplarında ellerinin armut toplamaması gerektiğini düşündüğümden dolayı temkin payı bırakıyorum. Ama Avrupalılar ve Amerikalılar bu konuda çok daha çok ciddiler. Özellikle Amerikalılar ki yakın zamandaki uluslararası fuarlara
araştırma merkezlerine, kuluçka merkezlerine, teknoloji geliştirme bölgelerine, silikon vadisi gibi Çinlileri sokmuyorlar. Yani orada eşitlik falan yok. Orada adalet yok. Orada ne bileyim akademik özgürlük falan öyle bir şey yok. Herkes de buna o kadar harfiyen uyuyor ve o kadar bunu sorgulamıyor ki şaşarsınız yani. Özgürlükler ülkesinde sorgulanmayan tek şey budur. Mevzu bahis güvenlik olduğunda dükkan kapanıyor. Şimdi ha doğrudur yani ben eleştirim ya da kınadığım için de söylemiyorum. Gerektiğinde bunun böyle olması için de sebepler vardır. Yani tırnak içinde bir milli mücadele veriliyorsa bir alanda orada çok aşırı özgürlükçü falan da bla bla konuşmanın manası yoktur yani. O yüzden Amerika'nın bugünkü pozisyonunu benim ben hep ekonomik olarak değerlendiriyorum. Ekonomik sonuçlarına bakıyorum. Sadiye sorduğun gibi. Çünkü küresel bir yoksulluğa sebep oluyor. Yani Amerika'nın verdiği karar Afrika'da, Uzak Asya'da birçok insanın açlıkla boğuşmasına sebebiyet verebiliyor. Ben işin biraz daha o tarafındayım. Böyle Türkiye gibi insani diplomasi yapan pek bir ülke yok. Bak Putin bile insaniyet namına bedava buğday tahıldan bahsediyor. Neden? Onun da Batı nezdinde, dünya nezdinde aslında bir meşruiyet arayışı var. O da onu oradan sağlamaya çalışıyor. Bunu kiminle kaldıraç kim olur burada? Kiminle bunun katma değerini arttırırsın? Tayyip Erdoğan'la arttırırsın. Çünkü Tayyip Erdoğan siyasete girdiğinden beri yoksulların korunması ve yoksul ülkelere yardım edilmesi meselesinde insani yardım, insani diplomasi konusunda zaten küresel anlamda sıyrılmış bir aktör. Bu mevzuyu Tayyip Erdoğan'la beraber yaparsanız ya yaptığınız işin karşılığını daha fazla arttırmış olursunuz. O yüzden Putin de uyanık bir adam. Bakalım görelim. Cumhuriyetçilerin tabii ağırlıkta olması biraz daha fazla farklı. Ki parlamentonun iki kanadında çoğunluğu sağlaması bizim işimize gelirdi. Çünkü kim çoğunluktaysa komisyon başkanları da o çoğunluktan oluyor. O yüzden bu silahlı komite üyesi Bob Menendez var. Yani bizim ikide bir ayağımıza Yunanların hizmetinde olan arkadaş. Ve FETÖ'nün. Onlar değişebilirdi mesela. Cumhuriyetçiler başarılı olsaydı. Ya da işte Mehmet Öz galiba kaybetmiş. Kaybetti. 50 bin oy gözüküyor son benim gördüğüm görüntülerde. 50 bin oy da Amerika ölçeğinde hiçbir şey değildir yani. Evet. 2,5 milyon oy içerisinde 50 bin oy. Yani cepten gitmiş anlaşılan. O bir ara bir şeyler söyledi de o ara çok eleştirildi herhalde ondan dolayı. Bir de tabii Trump faktörü de var. Trump da çok sevilen bir arkadaş değil yani. Evet. Peki gelelim içeri. Sayın Bey, ekmekle ilgili son haftalarda aslında farklı tartışmalar geliyor gündeme. Özellikle işte İstanbul üzerinden 7,5 lira olacak, şu olacak, bu olacak vesaire. Pazartesi günde Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Koli var bir programda, televizyon programında. Bunu bir düzeltebilir miyim lütfen? Öyle bir sendika yokmuş. Adam kendi kendine sendika oluşturmuş. Gerçekte Ekmek Sanayi İşverenleri Sendikası ayrı. Bu galiba kendi kendine bir madem sendika benim değil ben de kendiminkini kurarım diye bir sendika icat etmiş dedi diğer sendika. Enteresan. Belki Sadi doğrusunu biliyordur. Şöyle söyledi, aptal toplumlara ekmek verilir. Bizim Türk milleti de aptal olduğu için kendi ifadeleri bunlar. 20 yıldır bu iktidar var ekmekle doydukları için gibi ifadeler kullandı ve bunun bilimsel olduğunu iddia etti. Ardından gözaltına da alındı. Ömer Çelik'ten nefret suçudur, nefret söylemidir bunlar diyor. Sizin perspektifiniz nedir bu ekmek fiyatlarıyla başlayıp bambaşka bir noktaya varan tartışmayla ilgili Sadi Bey? Öncelikle onu söyleyen şahıs demek ki hiç ekmek yememiş ama çok akıllıca bir laf da etmemiş. Yani dolayısıyla aptallığın ya da aklın nereden geldiğine dair bilimsel bir yeni araştırma yapması gerekiyor. Tabii ki her şeyin aşırısında bir takım sıkıntılar olur da ekmek fiyatları tabii şöyle bir
konu var. Standart bir ekmeğimiz var biliyorsunuz. Hı. Bu beyaz ekmek dediğimiz. Onun gramajı ve fiyatı daha katı şartlarla belirlenir. Mesela İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası ve Fırıncılar Odası bu konuda beraber çalışırlar. Ve o rakamın yani o fiyatın öyle bir takım insanların aklına kafasına göre oluşması doğru olmaz. Çünkü çok temel bir tüketim maddesi ya da ürünü. Ama onun dışında fırıncılar ve biraz daha fırından öte hale gelmiş esnafımız biliyorsunuz çok farklı ekmekler üretiyor. Hem gramajı farklı hem malzemesi farklı ve neredeyse 20-25 liraya kadar ekmekler var. Burada konu olan standart ekmek. Standart ekmekte de uzun süredir tabii bir işte maliyetlerin artması, buğday vesaire hep bunları konuştuk, tahıl koridorunu konuştuk. Ama şu var, bizim sonuçta tahıl koridorunda konuştuğumuz buğday daha çok makarna ve un, ihraç ettiğimiz un ve makarna ile ilgili. Ekmek tarafı biraz daha bizim kendi yerli üretimimiz buğdayla ilgili. Yani orada bu söylediğiniz sendika ya da şahısla ilgili konuşacak pek fazla bir şey yok. Tamamen siyasi bir laf etmek için bir takım grupların bir araya geldiğini görüyoruz. Ama onun dışında ekmekle ilgili zam yapılacaksa bu çok detaylı bir çalışmayla yapılıyor. Şu anda o bahsettiğim kurumlardan da bu konuda herhangi bir açıklama ya da bir çalışma olduğuna dair haber ya da bilgi yok. Tabii ki şu anda olmaz da sonra olur mu, o da olabilir. Hı hı. Ama yine de temel gıda maddemiz olan ekmekle ilgili fiyat öyle birilerinin kafasına göre düzenlenmiyor. Yani vatandaşın durumu da düşünülüyor, ekonominin genel şartları da düşünülüyor. Yani ekmekle ilgili bu Türkiye'de çok ekmek tüketiliyor. Biz çok ekmek yiyen bir milletiz. Meselesi yıllardır konuşulur. Ama Türkiye tabii ki bir tarım ülkesi ve oradaki rakamları da ben sık sık hatırlatıyorum. Çok ciddi dış ticaret fazlası veririz. Öyle söylendiği gibi Türkiye'de tarım bitmiş de değil. Ama şu son 2 yılda, 1-1,5 yılda gıda, tarım ürünlerindeki küresel sorunları da konuştuk. Biz bunu üretiyoruz diye tabii fiyatlar düşük olacak ya da fiyatlar düşecek diye bir mantık da yok. Küresel olarak fiyatlar yükselince bizde de fiyatlar yükseliyor. Yine de üretici olmak çok büyük avantaj, tıpkı enerjide olduğu gibi. En azından bu konuda yokluk krizi yaşamıyorsunuz. Artı ülkeyi yöneten siyasi irade ve işte ekonomiyi yönetenlerde temel konularda vatandaşa bir takım sübvansiyon imkanları, vergisel imkanlar tanıyorlar. Bu işi böyle yönetebilirsiniz. Ama sokakta çıkıp hem ekmeğe lanet okuyup hem de vatandaşa hakaret edip politika üretenlerde gerçekten ne yediklerini ben merak ediyorum. Siz ne dersiniz Ali Fuat Hocam? Şimdi Nur Hanım, ekranda o kadar güzel görüntüler var ki, yani bunlar, bu ekmek güzel. İştah kabartıyor değil mi? Evet. İştah kabartıyor. Şey, sıcak yani. Sıcak çıkar ya fırından. İkiye bölersiniz, dumanı yükselir falan. Evet, yani çorbanın içerisinde doğrayıp yemek de güzel değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla ekmek üzerinden politika öğretmek gerçekten yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Bakış açısı Antepli ve Hataylı olanlar ortaya çıkıyor. Siz neler anlattınız biz için. Yeme içme kısmına ilk dikkat çekiyoruz. Evet, yani ben daha fazla şeyler anlatmadım da ekmekle ilgili çok şeyler olabilir ekranlarımızda. Dolayısıyla yani bu bir nimettir. Yani bizim Anadolu'da ekmek nimet olarak gözükür. Çöpe atılmaz. Yani en azından bizim ailemiz öyledir ama birçok ailede de öyledir. Bayat olsa dahi yenir. Evet. Yani böyle bir yoklukta askere verilen tek şeydir. Yani Çanakkale Savaşı'nda ekmek ve çorba değil mi? Evet. Yani üzüm hoşafı. Yani bugün ekmeğin değeri Türk toplumunda oldukça fazladır. Ve bunun üzerlerine siyaset yürütülmesi bu şekilde halkı küçümseyici laflar söylenmesi oldukça yanlış diyebiliyorum. Bu bilimsel bir çalışma olsa da
Yani var mı yok mu onu bilmiyorum, böyle bir bilimsel çalışmanın. Böyle bir şey olmuş olsa bile her doğru her yerde söylenmez cümlesinden hareket ederek, yani bunun Türk toplumu ekmeğinin, ekmeğe çok değer veren Türk toplumunu karşısında ekranlarda bunu söylemesi ben yanlış buluyorum. Fiyat tartışması, buna gelince biraz önce Sadi Bey de belirtti. Çok çeşitli ekmek üretenler var. Yüksek fiyatlı da tabii, içerisine koydukları malzemelerle bağlantılı olarak. 12 lira, 13 lira, 15 lira, 18 liraya kadar ekmekler de var. Ama bu temel halkın tüketeceği, yani en yoksul kesimin tüketeceği ekmek fiyatında makul fiyatlarda olması gerekir diye düşünüyorum ben. Tabii bunların maliyeti nasıl olacak? Aletin nasıl tespit ediliyor? Bunu yapanlar da, yani fırıncıları da dikkate almak gerekiyor. Ama bununla ilgili devletin bir desteği olabilir mi? Onu da bilemiyorum ama sonuç itibariyle ekmek bugün temel gıda maddesidir. Evet. Türk toplumu için nimettir ve bunun üzerine de siyaset yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bence de, yani evet, hani karbonhidrat ağırlıklı beslenmek sağlıklı bir şey değil ama hani bunu hangi noktada nasıl zekayla iliştirip Türk toplumuna, şimdi, aptal olduğu sonucuna vardı. Bu çok zeki arkadaş da bilim insanı, bilime çok saygısı var. Biraz bir şeyler anlamaya çalışmış da yanlış anlamış. Şimdi karbonhidratla beslenip beslemem, bu mesele tartışmalı bir mesele. Ya ekmeği kestim işte bilmem ne yaptım, bunu herkes söyler hani şey yaparken. Diyet yaptığını falan söylerken. Ondan sonra yok efendim beyaz un aslında kötüymüş de öbürü bilmem neymiş. O iş uzar gider. Uzar gider. Az ekmek yediği için çok yaşayan adam görmedim ben. Çünkü o adamların çoğu köylerde yaşıyorlar. Ekmek yemeyen taranayla besleniyor. Şimdi ikisinde de buğday var. O yüzden bu iş o arkadaşın kafasının bastığı gibi değil. Bu böylelerine bizim millet yediği ekmek yediği yere pisleyen derler böyle adamlara. Kendi ekmekten besleniyor. Ekmekten para kazanıyor. Gayet de semirmiş. Ve o semirdiği yere pislemiş bu arkadaş. Sonra ekmek çarptı. Şimdi hapiste. Ya da ne, gözaltına alındı, bırakıldı mı, ne yapıldı? Yani idam edilecek hali yok yani. Bu tür suçların, bu tür halkı kalktaki kin ve nefreti ya da ne bileyim işte sebebi ne, ayrımcılığı, şunu bir halkın bir kısmını aşağılamayı düzenleyen ceza maddeleri var. Her neyse onunla yargılan çıkar gene. Yani. Bu tür meselelerde toplumsal terbiye unsurları devreye girer. Toplumsal terbiye sopalı adamların köşe başında kıstırıp dövmesi değil. Toplumsal terbiye, dün aradım bulamadım. Bu ekmek düşmanının fırını nerede? Bu kadar semirdiği, onu bu kadar semirten fırın nerede? Adı ne? O fırından vatandaş alışveriş yapmayacak. Geçerken kapısının önüne tükürecek. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Adam değilsin lan sen diyecek tırnak içinde, özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için. Ama bu o semiz arkadaşa toplumsal bir karşılık verecek. Çünkü bu semiz arkadaş AK Parti iktidarı döneminde gayet güzel semirmiş belli. Ama bir bu sıralar zammam meseleleri filan ufak ufak gündeme gelmeye başlayınca, ya kardeşim bırakın Kılıçdaroğlu'yla, İmamoğlu'yla şununla uğraşmayı, hadi alın size bir ekmek zammı işi, bununla uğraşın diye politika yapmış. Yeni yapmıyor çünkü, bunu aylardır yapıyor. Her CHP'li troll tweetinin veyahut resmi tweetin altına bir yorum yazıp onu köpürtmeye filan çalışan bir böyle medya meraklısı semiz bir arkadaş. Şimdi bu kadar semirmeyi borçlu olduğun ekmeğe nasıl küfredersin sen ya? Ahlaki bir zafiyet var yani burada. Şimdi bu kadar ahlaki bir zafiyetin olduğu yerde o ekmeğin içerisinde ahlaksızlık da vardır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani her şeyde böcek aramak zorunda değiliz yani. Ve o ortaya bir yumurta fırlatıyor. Ekmek 7,5 lira olmalı, olacak, ben satacağım, edeceğim. Sat. Sat, ondan sonra taraftarı olduğun belediyede senin hesabını görsün.
Yap yani. Ne vıdı vıdı ediyorsun ki? Şimdi ekmek çarpar. Böyle çarpar. Ama dediğim gibi orada bir toplumsal ceza. Şimdi bugün bakıyorum. Böyle sözde yandaşlık yapan gazeteler var ya. CHP yandaşı gazeteler. Baktım mesela bir tanesi Cumhuriyet bunlardan. Kusura bakmasınlar ama adını vereceğim. Sendika başkanına bilmem ne yaptı. Zannedersin ki böyle devrimci işçi sendikalarının şubesinin başkanı filan adam zannedersin. Yahu adam sizin başından beri söylemediğiniz, laf bırakmadığınız işveren sendikası başkanı. Üstelik sendikasını diğer sendikanın, gerçek sendikanın dediğine göre kendi icat etmiş. Sen nasıl ona sendikacı dersin ya? Gerçekte işveren sendikacılarına, sendikalarına sendika demiyorsun, patron sendikası diyorsun. Bunun kim ne? İşçi sendikası şeyi veriyorsun, süsü veriyorsun. Ben üye değilim, umurumda da değil. Ama sözde basın kuruluşları var. Bunlar habire oralardan ödül alıp dururlar, birbirlerine verirler. Evet. Aldım verdim, ben seni yendim. Ödül işini de ben şimdi, anlamıyorum. Bak şimdi, nerede bunlar? Nerede bunlar? Ahlaki mi yani sendikacı muamelesi yapmak bu şeye? Sen burnunu çekip duruyorsun, sana bir ilaç vereyim. İlaç istemiştim. Evet, bunu istemiştin, unuttum gelirken getirdiğimiz, aldığımı söylemek. Şimdi böyle bir şey ya bu. Bu ahlaksızlık yani tek başına yapılacak iş değildir yani. Birden fazla kişiyle yapılıyor. Öbürleri diğer şey muhalefet yandaşı troller, kimi troll kimi değil. Onlar da o bak işte gerçeği söyledi, AKP tarafından linç edildi falan. Gerçeği söyledi ne? Hangisi gerçek? Fiyatımızın artması gerekir. Gerçek mi? Olabilir. Tamam, o zaman bunu yapacak olan belediye, Sadi söyledi, İTO, Fırıncılar Odası oturup konuşacaklar. Zarar görmeyecekleri bir rakama getirecekler. Getirdiler mi? Getirdiler değil mi? 1,5-2 liraydı. Sonra 3 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Zannediyorum şu anda 4-5 lira aralığında. İstanbul Halk Ekmek'te 3 liraya mı 4 liraya mı ne satıyor? Geçinip gidiyorlar. Ha, geçinemiyoruz. Arttı, tamam arttı. Zaten yıl sonu geliyor. Asgari ücret artacak haliyle ekmek fiyatı da artacak. Fırındaki adam asgari ücretten az maaş alınacak ki. Gayet normal yani. Her şey yoluna girecek değil mi? Bu rutinin içine girecek değil mi? Girecek. Peki ne oldu bu Semiz arkadaşa? Hiçbir şey olmadı. Muhalefeti kabardı. Bir de Hristiyan sendika kurabiliyor muyum? Efendim? Şöyle, Hristiyan öyle, sendika, öyle sendika kurulur mu ya? İşverense ben sendika kurdum diye sendika kuramazsınız yani. Şimdi bilmiyorum, diğer sendikanın iddiası olduğu için söylüyorum bunu ben. Ona bakmak lazım. Ama mesele şudur. Herkesin kendisini aptal yerine koymasına rağmen sırf muhalefet uğruna adam doğru dedi, AKP'liler tarafından linç edildi filan diyenleri gördükçe yani memleketin yurdum insanına dair umudum zedeleniyor biraz. Ama evet. Netice toparlamak gerekirse bu arkadaş bir kendi ifadesiyle AKP döneminde semirdi, semirmiş ve ekmekten para kazanmış. Ekmeğe ve ekmek sattığı insanlara hakaret ederek siyaset yapmaya çalışıyor. Ekmek çarpar. Peki. Muhalefet. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi... Buyurun. Bu işveren sendikası kavramı çok enteresan. Velev ki güçlü bir sendika başkanı olsun işveren sendikası olarak. Şöyle bir şey akıl alır mı? Mesela Türkiye İşverenler Sendikası var. Sendikaları Konfederasyonu var. Onun çatısı altında da diyelim ki otomotiv sanayindekilerin işveren sendikasısınız ve şöyle açıklama yapıyorsunuz. Bu otomobil lanet bir şeydir. Zaten milleti aptal eder. Dolayısıyla buna gerek yoktur. Peki işveren sendikası olarak hangi ürünü yapıyorsan, hangi hizmeti yapıyorsan senin derdin onu yok etmek midir, aleyhine konuşmak mıdır, müşterilerine hakaret etmek midir? Yani burada titre oluşmuş bir örgüt varmış gibi ama temel amaç sadece yaklaşan seçimde muhtemelen farklı bir siyaset yapmak. Dolayısıyla hiçbir işveren sendikası kendi meslek ya da iş alanıyla ilgili bu kadar saçma,
hatta işte tırnak içinde söyleyelim, aptalca açıklama yapmaz, yapamaz. Yapmadı da. Evet. Seçim demişken Ali Fuat Hocam, Millet İttifakı cephesinde enteresan bir şeyler oluyor sanırım. CHP'li eski vekil Barış Arkadaş'ın iddiası var. Diyor ki 14 Kasım tarihinde il başkanları Meral Akşener'in adaylığını ilan edecekler. Siz ihtimal veriyor musunuz? Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunu görür müyüz sizce? Eğer bu iddia doğruysa, gerçekleşirse Millet İttifakı'nda nasıl bir denge göreceğiz, nasıl bir süreç izleyeceğiz? Şimdi Nur Hanım, CHP'nin HDP'yle olan ilişkisi İYİ Parti tarafından aslında pek hoş karşılanmıyor. Yani en azından ben öyle algılıyorum. İYİ Parti'nin kapalı kapılar ardında bunlar tartışıldığını düşünüyorum. Ama kamuoyuna şu an öyle bir imaj verilmiyor, mesaj verilmiyor. Çünkü altılı masanın bir şekilde devam etmesi gerektiğine inandıkları için. Ama bir şekilde de rahatsızlık var. Şimdi Barış arkadaşın açıklaması yani doğru olabilir. Şöyle ki mutlaka elinde bir bilgi vardır. Neden böyle bir politika izleyebilirler? Birinci turda işte biraz önce belirtmiş olduğum gibi bu rahatsızlıktan dolayı Meral Akşener'in de birinci turda aday olabileceği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten adaylığı hemen hemen kendi açıklamasına kalmış gibi gözüküyor. Muhtemelen CHP'nin adayı olacak şekilde. Birinci turda birden fazla adayla, çatı adayın dışında, ortak adayın dışında birden fazla adayla birinci turda yarışa girip en çok oy alan kişinin, adayın ikinci turda Cumhurbaşkanı'yla yarışması şeklinde bir senaryoyu görebiliriz. Çünkü burada hem ihtilaf var aralarında, HDP ihtilaf var, hem de Meral Akşener'in her zaman dediği gibi seçimi alabilecek adayın yarışması şeklinde. Onu da birinci tur belirleyecektir. Birinci turda en çok oyu kim alırsa, ki birisi Cumhurbaşkanı olacak, diğerleri kendi işlerinden birisi olabilir. Bunun ikinci tura kalması, eğer kalırsa tabii, kalması ve bu şekilde ikinci tur yarışında da diğerlerinin, işte biz demokratik olarak bir yarışa girdik, demokratik bir süreçti, işte herkes kendi adayını çıkardı, biz altılı masa dağılmadık. Bakın bu adaylar çerçevesinde en çok oy alan işte ikinci aday şu kişi, bunun etrafında birleşelim şeklinde bir açıklama olabilir. Meral Akşener'in belki açıklaması 14 Kasım olmayabilir, başka bir zaman olabilir, ama ben bu altılı masada tek bir adayı şu anda, Barış Yarkadaş'ın açıklamasına istinaden söylüyorum, şu anda tek bir adayın çıkmayacağını, yani gelecek ne gösterir bilemeyiz, ama birden fazla adayın olacağını düşünüyorum. Bunun da sebebinin işte yarışı kazanabilecek, seçimi kazanabilecek kişinin tespit edilmesi amacıyla böyle bir politika izlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde altılı masada bazı çatlaklar olabilir, farklı sesler var. Bunun da kaynağının işte HDP olduğunu hepimiz biliyoruz. O altılı masadaki muhafazakar partiler bir şekilde HDP ile birlikte yol yürümek istemiyor. En azından İYİ Parti bunu tabanını anlatamaz diye düşünüyorum. Çünkü İYİ Parti'nin tabanı oldukça da farklı. Milliyetçi bir kesimden oluşuyor. Dolayısıyla bu şekilde bir politikayı görebiliriz, ama tabii 14 Kasım olmayabilir, bir başka günde olabilir. Bir şekilde altılı masadan farklı isimler çıkar diye düşünüyorum. Sizin dersiniz Mustafa Bey, bu Millet İttifakı ilk bir araya geldiğinde hani şöyle lanse edilmişti ya, bu kadar fikir farklılığına rağmen bir arada bulunabiliyor, hani fikir zenginliği gibi lanse edilmişti, ama zannediyorum şimdi de hani bir ortak adaya varamamalarının temel gerekçesi bu gibi görünüyor. Şimdi iki şey yaparsınız, içinde çok zengin vitaminler, mineraller, işte tahıl, sebze bilmem ne filan falan koyarsınız. Bir tanesi hayvan yemi olur, bir tanesi tarhana çorbası olur. Şimdi yani bir malzemenin çokluğu yemeğin kalitesini belirlemez. Şimdi burada da malzeme çok, fakat yönetilmemiş, kurgulanmamış, bir hedefte birleştirilmemiş malzemelerin bir manası yok. O yüzden burası baştan beri saçma bir kurguyla kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu, ben masayı oluşturdum, etrafında bir
sağ bir masa, bu sağcı partilerin oluşturduğu bir masa. Ben sağ etrafımda toplayıp çok taraflı bir aday, bütün sağ solu birleştirmiş bir aday. Sol zaten bana oy verecek, o garanti, o cepte. Solcular çünkü benden başka çareleri yok. Çaresizlikten bana oy verecekler, kuzu kuzu kafasındaydı o. Şimdi ve sağ tarafı birleştirecek. Sonra asıl meselesi de şu. Sola diyecek ki bakın sağ benim arkamda. Biz sağdan oy alamazsak zaten iktidar olamıyoruz. Sağı da ben toparladım. Hadi bakalım siz de eller, pamuk eller cebe. Siz de desteğinizi verin. Biz şey yapıyoruz. Şimdi bu yapılan bu çaba sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinleştirmek içindi. Kılıçdaroğlu'nun bu şeyin adayı ne o? Masanın adayı yapmaktı. Şimdi Kılıçdaroğlu bu süreci yönetemedi. Masayı kurdu ama yönetemedi. Kendi partisini de yönetemedi. Çünkü kendi partisi içinden bile aday olduğu kesin değil artık. Hala. Hala değil. Ve genel başkan yardımcıları, sözcüsü, partinin önde gidenleri, geriden gelenleri, eski genel sekreterleri, yeni genel sekreterleri, habire arka arkaya açıklama yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde adaylık konusu kapanmıştır. Kapanmış olsaydı bunu söylemek zorunda kalmazlardı. Kapanmamış. Kapanmış olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyiz filan havasına girmezdi. Ne demek yedirmeyiz? Patron benim, ben seni yedirmem. Patron bensem sen de yerini bil demek. Bitti. Bu Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanlığı yap, öyle cumhurbaşkanlığını falan yeltenme, herkes işinin gücüne baksın demekten daha etkili bir dur orada demektir. Tamam mı? Yedirmeyiz hikayesi. Evet. Çünkü Bülent Tezcan bugünlerde pek piyasada yok galiba. Ne dedi? Ankara'da Hürriyet'ten Hande Fırat'a. Ne dedi? Bir sıkıntı doğarsa şey yapar. İşte çekilmeyi tevazuyum tercih eder bir şey. Öyle anlaşıldı. Çekilir. Ne demek bu? Öyle bir kapıyı nasıl açarsın sen ya? Efendim o şöyle şöyle olursa dedim. Olmayacağına göre o da olmaz. Olmaz. Kapıyı açmayacaksınız. Sebebi gerekçesi her ne kadar gerekçelendirmiş olursanız olsun o kapıyı açmayacaksınız. O kapıyı açıyorsanız kapıyı açmak için gerekçe uydurmuşsunuzdur. Kapının açılmayacağına dair gerekçeler koymuş olmazsınız yani. Netice hala parti içinde Kılıçdaroğlu'na sen aday olma diyenler var. Kılıçdaroğlu hala partisinin net ve kesin bir biçimde bütün parti meclisinin oylarını alacak şekilde partisinin cumhurbaşkanı adayı değil. Ve hala bunu kesinleştirmeye çalışıyor. Bu yönde yaptığı bütün adımlar, girişimlerde de saçmaladığı için Meral Akşener diyor ki o sen çok güzel saçmaladın, bravo. Zaten benim oylarım senin oyların böyle birbirine geçip gidip geliyor. Sen 25'sen işte ben de 15'im. Kendi inancına göre o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani son anketlerde 11-12 civarında gözüküyor. Ciddiye aldığım anketlerde. O zaman şöyle bir silkinirsem ben, oradan bana da gelir. Bir de bu partiler sana değil, sağcı bir adaya oy verirler son tahlilde. Evet. Hadi bakalım. Şimdi gelinen nokta bu. Bir, iki, ikinci ihtimal. Bunu göstermekle birlikte Meral Akşener aday olduğunda HDP'den ve CHP'nin yarısından, en az yarısından ve HDP'den oy alamayacağını biliyor. Bu o zaman da seçilemez. O zaman ikinci ihtimal. Ne o ikinci ihtimal? Ya benim dediğim aday olsun ya da bana parlamento seçimleri için daha fazla alan aç. Ne yapıyorlar biliyorsun seçimlerde? Çankırı'da atıyorum iki kişi seçilecekse ya da İstanbul'da işte 5 CHP'linin 2 İYİ Partili'nin seçildiği bir bölgede diyecek ki 5'e 2 olmasın bu. 4'e 3 olsun. Hatta 4 bizde olsun. Orada senin oyun azaldı, benimki arttı.
Veyahut orada işte atıyorum MHP'nin oyları var ama artık oyları var. MHP iki milletvekili çıkarıyor, üçüncüyü yarım çıkarıyor. Ben o MHP'nin oylarını alırım. Ve ben başkalarını da alırım. Dolayısıyla bu tarafın oyunu arttırırım. Ama o arada gelecek olan milletvekili de bana kalsın. Bir milletvekili pazarlığı yapıyor olabilir. Çünkü milletvekilliği garanti. Bakın, başkan seçildi de, başkan yardımcısıydı, bakan da şu, bunlar garanti, bunlar veresiye. Ama garanti olan milletvekilliği. Seçime girilecek, partinin milletvekili çıkacak %7 barajını geçiyorsa. Dolayısıyla Meral Akşener elini haddinden fazla yükseltmek için de bu durumu kullanıyor. Ya da biraz daha siyasi diplomasiyi uyduralım, değerlendiriyor olabilir. Bu ikinci ihtimal bana biraz daha yakın geliyor. Peki, son bir... Burada çünkü, çok özür dilerim, burada çünkü kural şu: hiçbir şeyi masada konuşmayalım. Yani sadra şifa, somut hiçbir şeyi masada konuşmayalım. Her şeyi arka kapılar ardından birbirini omuzlayarak, dirsekleyerek, iteleyerek, kakalayarak, söylenti yayarak filan baskı altına alarak halledelim. Evet. Devleti de bunlar böyle yönetirler, biliyor musun? Velev ki seçilirler yani. Peki, son bir dakikam Sadi Bey, buyurun. Estağfurullah. Şimdi izahlar, evet, Mustafa ciddi şekilde detaylı anlattı. Ben de sadece şunu söyleyeyim. Sayın Akşener birkaç tane şey söyledi. Kazanacak aday, bu çok önemli. Kazanacak aday dediği sürece ve bu kazanacak adayın da Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu söylemediği sürece problem vardı zaten. Ve problem yaklaştıkça, zaman yaklaştıkça büyüyor. Dolayısıyla bir de şu var, liderlerin söylediklerinin dışında genel başkan yardımcılarının da hatta bazen çok offside söylemleri oldu. Dolayısıyla muhtemelen evet, birkaç adaylı bir seçim olacak gibi görünüyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, feragat olmazsa. Peki, teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Ağzınıza sağlık. Mustafa Kartoğlu, Sadi Özdemir ve doçent doktor Ali Fuat Gökçe yayın konuklarımda. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Noktalayalım buradan analiz sentezi. 12.35'te kahve molasında yayınlanmış.